iplikçi kız ne? Kızım bende miyop var, bilmiyor musun? 8 fontla yazıyorsun, ondan sonra okumamı bekliyorsun ya. Hiç mi oyunculuk yapmadın ya, rol kesemiyorsun? Of Deniz, ben yapamıyorum, anladın mı? Beceremiyorum, tamam. Hayır hayır, çok güzel yapıyorsun. Kendini motive et. Çok güzel arkadaşım, tamam mı? Tamam, tamam. Gerizekalı gibi gösterme beni! Şişt, bak bak bak, her şeyi gidip anlatıyorum, gidip anlatıyorum her şeyi! Hadi sen bırak! Ben seni dinliyorum, sen sakin ol. Tamam. Sakin misin? Tamam. Bırakacağım, ben bırakacağım. Bırakacağım. Tamam. Bir dakika, sen dur. Pardon efendim. Tuvaletler nerede acaba, biliyor musunuz? Şu taraftan. Deniz, ne yapıyorsun burada? Saçımı falan bir çeki düzen vereyim dedim. Nasıl? Gayet iyi. Gelmeyince merak ettim seni. Çok acıktım, biliyor musun? Bizim siparişler gelmiş midir acaba? Yok, gelir şimdi. Gidelim mi? Hadi gidelim. Ben de. Afiyet olsun. Puzzle diyorduk. Evet, diyorduk. İşte toparlanıyordum buraya gelmek için. Evi boşaltıyordum. Kutudan puzzle çıkınca ben de oturdum, tekrar yaptım. Aynı çocukken yaptığımız gibi. Bu sefer o kadar kısa sürmedi. Çünkü sen yoktun yanımda. Yalnızdım. Ama yaparken hep seni hatırladım. Sana nasıl minnet duyduğumu hatırladım. Beni nasıl koruyup kolladığını. Genelde erkekler kızların kahramanı olur ama o zamanlar benim kahramanım sendin. Sen benim ilk arkadaşımdın. En zor zamanımda karşıma çıkan kurtarıcı. Bana dünyanın kasvetli bir yer değil de iyi bir yer olabileceğini kanıtladın. Sen her zaman takdire şayan ve mükemmel biriydin. Aynı şimdiki gibi. İşte bu yüzden görmek istedim seni. Bu yüzden aramak istedim. İyi ki de aramışım. İyi ki de. Deniz Aslan. Yiğit Balcı. Seni eve bırakayım mı? Arabada laflarız. Yok yok, ben kendim giderim. Hiç gerek yok. Arabayla geldim zaten. O zaman bugünlük bu kadar mı?
Bugünlük bu kadar. Yiğit, benim sana bir şey söylemem lazım. Seninle bir daha asla görüşemeyeceğini bilmesi lazım. Yani bu tek seferlik bir görüşme. Bu yüzden ona de ki... Ben yurt dışına okumaya gidiyorum. Öyle mi? Nereye gidiyorsun? Beyefendi, arabanız geliyor. Londra'ya. Londra. Peki ne zaman gidiyorsun? Şimdi. Şimdi mi? Yarın, yani yarın. Bir anda böyle ani oldu. Şaşırdım. Vallahi bana da çok ani oldu. O zaman son bir gün geçirelim birlikte yarın. İtiraz istemiyorum. 15 yıl sonra birbirimizi bulmuşken... en azından sen gitmeden bir gün geçirelim. Hanımefendi. Hayırdır? Büyümüş. Oh be. Ucuz atlattık. Gerçi böyle biraz içim buruldu ama... doğru olanı yaptık. Bitti. Yiğit defteri kapandı, bitti. Aslında tam da kapanmadı. Olabilir. Ya nasıl evet dersin? Sen buna nasıl evet diyebiliyorsun? Nasıl? Ben aklım hayalim almıyor. Nasıl oluyor? Susu, o anda kilitlendim kaldım. Yani söyleyecek yalan bulamadım. Kilitlendim diyor ya. Sen o anda kilitlendin. Sen bu adamla koca bir gün geçireceksin. Farkındasın değil mi? Koskocaman bir gün. Sen ne konuşacaksın? Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum, ben mi düşüneceğim? Onu da ben düşüneceğim. Ne yapacak bunlar? Ne yapacaklar? Bir şey... arıyorsun. Tamam mı? Öyle bakma, arıyorsun. Yiğit diyorsun. Bir bahane uydur işte, bahane uyduruyorsun. Bir bahane bulabilseydim o anda söylerdim değil mi Zuzu? Böyle olma işte. Biraz düşün, biraz pratik zeka ya. Biraz üretmeyi bilin ya. Allah Allah ya, insanlar ayaküstü 40.000 tane yalan uyduruyorlar. Tam bir tane uyduramıyor musun? Rol de yapamıyorsun, olmuyor işte. Bir yalan uydurman lazım. İrem Hanım'ın ben düşüneceğim. Arıyorsun. Bu da sana örnek olsun. Arıyorsun. Diyorsun ki benim uçağım yarın sabahmış. Ha, karıştırmışım. Seninle gezemeyeceğim. Ara. Ya bunu ben nasıl düşünemedim? Ya pratik zeka. Bende var. Ara. Ya şimdi bir yalan daha mı söyleyeceğim? Ha, şu zamana kadar söylediğin yalanlar batmadı mı? Bu mu batıyor? Ha, bu tatlı yalan. Bu bir şey olmaz. Ara. Çok güzel olacak. Bak gör. Arıyorum o zaman. Hoparlörü aç. Dinleyeceğim. Deniz ol. Deniz ol. Tamam. Al beni. Tamam. Arıyorum. Deniz. Alo Yiğit. Merhaba. Nasılsın? Ben seni şunun için aramıştım. Hani yarın akşam uçuyorum demiştim de... sen de gündüz görüşelim demiştin ya... aslında ben yarın akşam değilmiş, sabahmış uçağım. Çok karıştırmışım, kusura bakma. Yani yarın görüşemeyeceğiz. Öyle mi? Tamam, problem değil. Olur böyle karışıklıklar. O zaman sabah ben bırakayım mı seni? Havalimanına ne dersin? Tamam.
Sabah görüşmek üzere. İyi geceler. Tamam ne tamam, tamam ne? Niye tamam diyorsun? Ya sen niye bir şey söylemiyorsun? Niye o zaman bir şey söylemiyorsun? Hani pratik zekaydı? Hani akıllıydın? Hani akıllıydın? Ben miyim pratik zeka? Sen, ben de değilim ki, ben değilim. Ben burada yokum, burada hoparlör açık, ben konuşamam. Sen hem Deniz'sin, hem İrem'sin. Sen iki kişisin, bu sorumluluğu al. Arkadaş ol azıcık. Ya neden ben iki kişi oluyorum? Tek kişi ol, adam ol. Ha, beceremiyorum işte. Ne yapacağım peki şimdi? Yarın yola çıkacağız.